Bakanlar Kurulu toplandı bugün ve o toplantıdan müjde üstüne müjde çıktı. Milyonların dört gözle beklediği tatil haberini hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıkladı sayın seyirciler. Kurban Bayramı tatili idari izinlerle birlikte 10 güne çıkarıldı. Üstelik yalnızca bu değil, Bozdağ emekli maaşlarının bayram öncesi ödeneceği ve köprüyle otoyolların bayram süresince ücretsiz olacağı müjdelerini de verdi. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla kurban ve 30 Ağustos Zafer bayramına tekabül eden tekattüm eden günleri ve ara gün olan yarım günü idari izinli olunmasına karar vermiştir. Buna göre 28 Ağustos pazartesi 29 Ağustos salı günleri tam gün 31 Ağustos perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir. Müjdeli haberi hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıkladı. Kurban Bayramı tatili 10 gün oldu. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda külliyede toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında alınan kararları açıklayan Bozdağ, emeklilere de müjde verdi. Emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede bir 2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetim yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz 28 Ağustos 2017 tarihinde 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir. Hükümet sözcüsü bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da müjdeledi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollarda 30 Ağustos 2017 Çarşamba gününden başlamak üzere 5 Eylül 2017 Salı günü saat 07'ye kadar ücret alınmayacaktır. Bunu da ayrıca ifade etmek isterim.